Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Ekme bitmeyen yere, dikme tutmayan yere, ayaklar gider mi hiç gönül gitmeyen yere? İslam dini, gönüllere hitap eden bir din, gidilecek yere gönülle gitmeyi, girilecek yere gönülle girmeyi, İnanılacak şeye gönülden inanmayı emreden o güzel dinin müntesiplerine selam olsun. Bir Kur'an'ın gölgesi programında daha tevellikle sizlerle beraberiz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Değerli kardeşlerimiz, kıymetli seyircilerimiz, din görevlileri ve camiler haftasının son günündeyiz. Camilerimiz, din görevlisi, din gönüllüsü dostlarımız, bu seneki Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu haftanın teması olarak seçtiği vefa. Bu konuyu bu akşam çok kıymetli bir hocamızla işleyeceğiz sizinle beraber. Değerli kardeşlerimiz, bu akşamki konuğumuz da Samsun'dan. Hocamız hafız, hocamız imam hatip olarak görev yaptı, vaiz olarak görev yaptı, yurt dışında din görevlisi olarak görev yaptı. Daha sonra ilçe müftüsü olarak görev yaptı. Şu anda da ilimizin en büyük ilçesi, en çok din görevlisine sahip, en fazla camisine sahip ilçesi Altınordu'nun ilçe müftüsü olarak görev yapıyor. Bizi kırmadı bu akşam. Bize misafir oldu. Bizim aracılığımızla da sizin hanenize misafir oluyor. Kıymetli Abdullah Söylemez Hocam, hoş geldiniz. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza yüreğinize sağlık hocam. Ne iyi ettiğinize geldiniz. Allah razı olsun. Bu vesileyle biz de size bu yeni yayın döneminde, yeni programınızda hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Allah razı olsun. Bu program başlığı altında programı sunan Muhammed kardeşimize de geçmiş olsun diyelim. Rabbim şifalar ihsan eylesin inşallah. Burada siz bizi misafir ettiniz. Size kanalımıza hem teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu akşam sizin vesilenizle hanelerine misafir olduğumuz kardeşlerimize de Yüce Rabbim'den huzur, bereket, saadetler diliyorum hocam. Evet, kıymetli hocam, sınırlı bir süreye çok ciddi ve geniş bir konuyu sığdırmaya çalışıyoruz. Bunu dikkate alarak ben hemen şöyle sormak istiyorum. Bir camilerimiz var. Evet. Bu camide din görevlileri ve gönüllüleri var. Ve bizim vefa anlayışımız var. Bu üç konuya başlıklar halinde temas edeceğiz. Kıymetli hocam, camilerle ilgili ben şöyle düşünüyorum. Bugün Mesudiye ilçemizde cami denetimlerindeydik. Milletimiz Allah razı olsun dağa taşa camiler yaptı. Nerede beş hane bir araya gelmişse bir cami yapmış. Camiler vatanımızın tapularıdır. Evet. Şöyle düşündüm hocam. Camilerin hepsi bir bina. Aslında başka binalarla hemen hemen aynı malzemelerden yapılan binalar. Fakat dedim ki, bir tanesine karşıdan karşıya baktım. Bir mana ile bir araya gelmiş inşaat malzemeleri. Evet. Bir anlam oluşturmuş. Sadece kuru bir duvardan ibaret değil. Camilerimiz nedir? Fonksiyonları nelerdir? Önemi nelerdir? Altınordu'daki camileri idare eden, sevk eden bir hocamız olarak sizden dinleyebilir miyiz kıymetli hocam? Lütfeder misiniz? Evet kıymetli hocam, giriş cümlenizde söylediğiniz gerçekten önemli. Bir mana ve ruh ile yapılan binalar. Hani duvarı belki ağaçtan taştan ama içerisi ilim ve hikmetle donanan, donatılan, içine girdiği insanı dönüştüren, değiştiren, imar, inşa ve ihya fonksiyonunu yerine getirilen bir mekandan bahsediyoruz. Tabi Cenab-ı Allah'ın zamanlar içerisinde önemli zaman dilimleri yarattığı gibi mekanlar içerisinde de önem ve kıymet verdiği mekanlar var. İşte Yüce Rabbimiz buyuruyor ki İnne evvele beytin muzi'a linnâsi lellezî bi Bekke'te mübâreken ve hudellil âlemîn. İnsanlık için yeryüzünde ilk konulan mabet insanlara, aleme hidayet olsun ve bereket olsun diye koyduğumuz Kabe'dir. Kabe demek ki yeryüzündeki ilk bina ve ilk mabet. Yeryüzünün ilk binası bir mabet, bir cami. Buraya Beytullah diyoruz. Allah'ın evi. Allah'ın bir mekana ihtiyacı yok. Haşa. Allah mekandan münezzeh. Ama Cenab-ı Allah orayı kendisine nispet ederek
oraya gelenlerin de kendisiyle özdeşleşmesini istediği için bu ismi veriyor. Oraya gelen de Cenab-ı Allah'ın evini ziyaret eden de onun misafiri oluyor. Kabe, Cenab-ı Allah'ın evi, her bir camimizde, işte en ücra köydeki minaresini görünce yüzümüzde tebessüm açan camilerimizin her birisi, Altınordu'muzdaki 250 civarında camimiz, Altınordu ilçemizdeki, bunlar nedir? Bunlar sizin de ifade ettiğiniz gibi hem İslam beldesi olmasının alameti, şaair-i İslam diyoruz, İslam'ın şiarı, hem o beldenin adeta manevi paratoneri konumunda olan Kabe'nin şubesi, Allah'ın evleri. Demek ki bu kadar önemli camilerimiz. Tabii yurt dışından bahsettiniz az önce hocam. Evet hocam. Buraları gidip görünce içerisinde bulunmuş olduğumuz bu camilerin önemini İnsan bir kere daha yeniden anlıyor, yeniden fark ediyor. Evet. Hocam camileri şuna benzetiyoruz. Adeta insanın vücudunda bir kalp vardır. Bu kalp bütün damarlardaki kanı toparlar, kendisini de arıtır, damıtır, süzer, yeniden bütün ince damarlara, kılcal damarlara kadar pompalar. İşte bir şehirdeki, bir köydeki, bir beldedeki cami de adeta o kalp gibi İnsanları günde 5 defa etrafında toparlar, içinde toparlar, sonra da arıtır, damıtır, temizler, ondan sonra gönderir ve yine bütün şehrin sokaklarına, efendim köylerimizin, beldelerimizin sokaklarına yeniden gönderir. Buna ihtiyaç vardır tabii. İnsanın ruhunu arındırmaya, dirinmeye ihtiyacı var. Kendisini, ruhunu huzura kavuşturmaya insanın ihtiyacı var. Bu fıtri evet. bir ihtiyaç. Evet. İşte bize mekansal anlamda bunu sağlayan en önemli bina da camilerimiz. Hocam affedersiniz, bölmek istemem insice ama hacdayken biz Kabe'yi sol tarafımıza alıyoruz da, hani bir hocamız şöyle yorumlamıştı. Kabe yeryüzünün kalbi, insanın kalbi de son tarafında, sol tarafında. Kalp kalbe karşı gelecek şekilde. Evet. Bunu herkes kendi köyünde kalbini camiye bağlayıp o cami eksenli bir hayat kurup cami merkezli bir köy inşa, köylerde camiler genellikle köyün merkezinde insanları toplayan ve dağıtan, kalplerimizin orada beraber attığı. Çok güzel ifade ettiniz. Tekrar vurgulamak ihtiyacı hissettim. Hocam lütfen Eyvallah. Buyurun. Ya şöyle diyoruz bir de hocam. İslam'ın inşa etmek istediği şey şu. Kulluk ekseninde insan, İnsan ekseninde cami, cami ekseninde de şehir. Aslında bu üçlü, yani kulluk ekseninde insan, kulluk bilinci var, dünyaya niye geldiğinin farkında, niçin dünyada olduğunu hissediyor en ince ayrıntısına kadar, kulluk ekseninde bir insan. Bu düşüncede olan insan merhametli, şefkatli, vefalı, adaletli bir insan. Aynı zamanda insan eksenli cami, erişilebilir, kolay olması, herkese hitap etmesi, toplumun bütün adeta ihtiyaç duyduğu her fonksiyonu yanında icra etmesi. Ecdat böyle yapmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'yi inşa ettiğinde, Mekke'den Medine'ye vardığında, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret ettiğinde kendi evini yapmadan mescidin temellerini atmış, Mescid-i Nebevi'yi inşa etmiş. Öyle bir mescit ki bütün fonksiyonları barındırıyor. Bir ibadet yeri, elbette ki özünde bu var, ama aynı zamanda cami ve camia, camia Arapçada üniversite demektir değil mi? Eyvallah. Aynı kökten gelmesinin bir anlamı vardır. Cami aynı zamanda bizim camiamız, üniversitemiz olmalı. Bizi eğitmeli, bizi evet. geliştirmeli, bizi dönüştürmeli, bizi okutmalı camia, camimiz. Evet. Bunun yanında işte gelen ihtiyaç sahibi insanların kaldığı Ashab-ı Suffe var. Ashab-ı Suffe var. İnsanlar orada barınıyor. Hem ilim okuyorlar. İlk üniversitenin temelleri İslam tarihinden atıldığı bir yer. Evet. Ecdadımız da bunu dikkate alarak ne yapmış? Camiler yaptığı zaman yanına aşevini koymuş, yanına kütüphanesini koymuş, yanına hamamını koymuş, yanına öksüz garibanların gelip kalabilecekleri mekanları oluşturmuş. Ama bütün bunlar cami ekseninde, şehir camiye göre şekillenmiş ve gelişmiş. Bakın hayatın merkezinde. Ruhunu camide ibadet ederek arındır, bedenini temizleyeceksen yanındaki hamamında temizle, zihnini temizleyeceksen hemen karşısında bulunan kütüphanesinden istifade et, doğru bilgilerle donan.
Dolayısıyla insanı her yönünde kuşatan, her yönden kuşatan, hem ruhsal, hem zihinsel, hem bedensel anlamda arıtan, damıtan, dirilten bir camiden bahsediyor. Kamil insan hedefi var çünkü. Evet, çünkü cami merkezli, kulluk merkezli insan, ne dedik? Cami merkezli şehir, bununla beraber de insan merkezli cami. Erişilebilir olması bu anlamda son derece önemli. Bugün bütün köylerimizde elhamdülillah hayır sahiplerimizin, kademe-i hayrat olan insanlarımızın yaptığı eserleri görüyoruz. Allah değil onlardan mi? Razı olsun. Allah bunlar bu kardeşlerimizin her birisinden razı olsun. Ahirete irtikal eden, camide bir tuğlası bulunup da ahirete irtikal eden bütün kardeşlerimize Yüce Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim'e şöyle bir baktığımız zaman peygamberler kıssasından bahseder pek çok yerde. Evet. Tabii bunların arasında ibadet yerleriyle peygamberlerin arasındaki münasebetlerden de bahsettiğini görürüz. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail ile Kabe'yi inşa sürecini anlatır Kur'an-ı Kerim bize. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebi'ye olan bağlılığını, Mescid-i Nebi'yi inşasını, Mescid-i Nebi Medine'ye gelmeden Kabe ile olan münasebetini, özlemini hep ibadet yeri ekseninde bir hayat döngüsünü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşamış, bize de bunu öğütlemiş. İşte Yüce Rabbimiz buyuruyor ki وَاتَّقِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّى. Siz de ne yapınız? Makamı İbrahim'de kendinize bir namazgah edininiz. وَعَهِدْنَا اِلَى إِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَاعِيلَ اَنْ ضَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِف۪ينَ وَالْعَاكِف۪ينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. Bu ayeti kerime sadece İbrahim Aleyhisselam'ın tarihte yaşadığı bir anıyı anlatmak için değil. Onlar üzerinden bize bir mesaj veriyor. Ey bu ayeti okuyan, dinleyen kardeşim, nasıl ki İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail ile biz bir anlaşma yapmıştık. Evet. Rükû edenler, secde edenler, camiye gelenler, tavaf edenler için beytimi temiz tutun, evimi temiz tutun diye anlaşma yaptık ya. Ey bugünkü Müslüman kardeşlerim, Allah'ın evi olan bu binalar, inşa etmiş olduğumuz içi ruhla, ilimle, hikmetle donanan bu camilerimiz var ya, işte size Cenab-ı Allah'ın bir emaneti. Konumuz vefa. Bizim camiye vefa borcumuz var millet olarak. Bu vefa sadece hocaya ait bir görev değil, din görevlisine, din gönüllüsüne, bize ait bir görev değil. Camiyi inşa eden kardeşim, senin, bütün köydeki insanların, teyzemizin, annemizin, kardeşimizin, köyde bulunan herkesin, caminin etrafında bulunan, o şehirde yaşayan herkesin, o camiye vefa borcumuz var. Bizim de vefa borcumuz var. Şimdi hocam, en büyük vefa o cami, o camiye kalben bağlı olmanın yanında o camiye gitmek midir acaba? Tabii ki. Camiyi kimsesiz, sessiz, sahipsiz zaman, bırakmamak mıdır acaba? İşte o vefasızlık. Bazen görüyoruz değil mi? Evet. Yıkılmaya yüz tutan camiler oluyor veya ibadet yerleri oluyor. İşte insanların vefasız, vefadan konuşacağız ya biraz da olacak. Eyvallah. Bizim camilere en büyük vefamız camilerin içinde olma, caminin gölgesinde olma. Caminin gölgesinde çocuklar olmalı, caminin etrafında kadınlar olmalı, caminin içinde ihtiyarlar, efendim etrafında içinde çocuklar, her yönüyle. Hatta kadınlar. Kadınlar. Her zaman cami, bizim Anadolu'da güzel bir gelenek vardır, buralarda da vardır hocam. Belli zamanlarda, haftanın belli günlerinde köyün işte teyzeler, anneler toplanırlar, camiyi temizlerler. Niye? Bu ayeti kerimenin sevabına nail olabilmek için, o camiyi toplayıp da oradan bereketlenebilmek için, ondan sevap kazanabilmek için. Allah'ın evini temizliyor. Ne yaptın? Allah'ın evini temizledim. Nispet edilen şeye bakar mısınız? Nasıl bir şeyle bütünleşiyoruz? Kıymetli hocam, burada şunu da hemen hatırladım. Yüce Rabbimizin bir ayeti kerimesi var. وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ مَنَعْ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪يهَ اسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا. Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasına engel olan ve oraların harap olması için çalışandan daha zalim kim vardır? Şimdi ayeti kerimeyi ilk okuduğumuz zaman, ilk duyduğumuz zaman hep bunu başkalarına nispet ederiz. Ama ben şu bunu ayeti başkalarına vurmak için bir sopa olarak kullanırız. Peki şöyle düşünüyorum ayeti kerimeyi ben. Kendimce bu ayet diyorum camideki bana hitap ediyor. Amca, namaz kılan en ön safta duran amcam, saçı sakalı ağarmış amcam, bu ayet sana diyor. Ne diyor? Kaşını gözünü karartır da camiye gelen çocuğu camiden kovarsan işte sana dedi bu ayet. Öteye atmaya gerek yok.
camide mihrapta görev yapan hocam, camiye sana gelen cemaati üzersen, kaçırırsan, kırarsan, dökersen sana dedi hocam. Cemaat olarak bana dedi. Köyün halkı olarak, camiye sahip çıkan olarak bana dedi. Caminin harap olması sadece sıvasının dökülmesi değil, cemaatinin kaybolması. Cemaatinin kaybı Allah'a. Gelecek nesillerin oraya gelmemesi, çocukların olmaması. Ürkütürsen, kaçırırsan, ya, korkutursan, üzersen, kırarsan, dökersen. Tabii bizim cami cemaatimiz nazik insanlar. Yani Allah çabucak kırılabilen insanlar. Allah hepsinden razı olsun ama bu ayeti kerimeyi bir de böyle düşünmek gerektiği kanaatindeyim. Bize diyor bunu. Camide çocuk koştuğunda ses yapıyorsun diye kızarsan, o çocuğun gönlünde camiyle ilgili, hocayla ilgili olumsuz bir imaj bırakıyorsan, hoca olarak ben aynı hataları yapıyorsam, cemaat olarak bizler aynı hataları yapıyorsak, camiye gelen bir kadına yer göstermiyorsak, yerine göre değil mi? Gelsinler hanımefendiler, cami onların da mekanı. Cami erkek Müslümanların değil, insan olan bütün Müslümanların ortak şeyi değil mi hocam? Yani ortak alanı. Camide erkeklere de, kadınlara da, çocuklara da yer var. Yer var. Resulullah'ın örnekliği de var bu konuda. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebevi'sinde her birisi vardı. Her çocuklar vakitte vardı. Her vakit vardı. Her vakitte her vakit camideydiler. Cuma bayram dahil olmak üzere. Cuma bayram dahil olmak üzere. Tabii gönlümüz arzu ediyor bütün camilerimizde bu anlayışı oturtalım, hakim kılalım. Tabii toplum olarak da, cemaat olarak da bu fikre sahip olmak, bu anlayışa gelmek gerekiyor. Kıymetli hocam, hemen şu ayeti de farklı bir açıdan takdirlerinize sunayım. Merakla bekliyorum hocam, hangi ayeti nasıl yorumlayacağız? Buyurun. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir ve akâmes salâh ve âtez zekâh ve lem yahşe illallâh fe asâ ulâike en yekûnû minel muhtedîn. Şimdi cami imariyle alakalı en çok okunan ayeti kerimeler bu ayeti kerime. Bu haftaki hutbemiz, geçtiğimiz haftaki hutbemizde de bu ayeti kerime hutbemizin ana temasını oluşturmuş. Yani Yüce Rabbimiz diyor ki Allah'ın mescitlerini imar edenler, Allah'a ahiret gününe inanıp namazını kılan, zekatını veren ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan kimselerdir. Ne mutlu onlara. Fe'asâ ulâike en yekûnû minel muhtedîn. Umulur ki onlar hidayete ermiş olan, kurtuluşa ermiş olan kimselerdir. Ayet-i Kerime'yi tersinden düşünmeye çalıştım. Cenab-ı Allah diyor ki, mescid imar etmek için önce insan imar etmen lazım. Adam bir kere Allah'tan korkacak, ahirete iman edecek, namazı kılacak, zekatı verecek, Allah'tan başka hiçbir şeyden de korkmayacak. Ancak bu kimse cami yapar. Bu kimse cami yapabilir ancak. Yani o bilince erdeme, o efendim bilinç seviyesine ulaşmış bir kimse. Ha. Cami yapar. Cami imar etmiş olur. Sadece imar, buradaki imarı, tuğlayı üst üste koymak, minareyi çift dikmek değil. Minareyi çift şerefeli, üç şerefeli uzunluğuyla yarışmak değil. Demek ki caminin içini dolduracak önce bu vasıflara sahip insanı yetiştireceğiz. Eyvallah. Şimdi burada şu da ayeti kerimeyi anlama noktasında bizim için bir ipucu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke döneminde Kabe onlara yasaklanmıştı. İşte bir takım müşriklerin işkenceleri, eziyetleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı tebliğ ediyor. Nerede? Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde insan inşa ediyor ilk önce. Mekke döneminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insan inşa etti. 13 yıl insan inşa etti. Sonraki 10 yılda İslam'ı inşa etti. Evet. Diyebilir miyiz hocam? Orada o insanları inşa etmesi, ihya etmesi, imar etmesi lazımdı ki o insanlar Medine'ye vardığında o mescide susamış vaziyette hemen kendi evleri aklına gelmeden Mescid-i Nebevi'nin inşasına koştu. Kıymetli hocam, demek ki bize bu ayeti kerime ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısındaki bu hadise şunu söylüyor. İnsan inşa etmek, imar etmek lazım. Camilerin imarı demek, caminin içinin cıvıltısı demek, caminin içinin cemaati demek. O kalp gibi günde 5 defa cemaatimiz, insanlarımız camiye koşmalı. Burada kıymetli hocam, şu hususa da müsaadenizle değineyim. Evet hocam. Az önce dedik ki bizim cemaatimiz nazik. Bazen olabiliyor, her birimiz insanız, küsen oluyor, kırılan oluyor.
cemaate kızıyor, hocaya kızıyor, bir şeye kızıyor, camideki derneğe kızabiliyor. Ya da hocalarımızdan bir tanesi cemaatten moral bozucu bir tavır görünce hocalarımızın motivasyon bakımından görevde küsmeleri olabilir mi hocam? Ona da değineceğiz aslında görevlerinde. Ona da değineceğiz. Yavaşça hocam. Geçelim o tarafa evet, doğru. Evet. Oraya da geçmiş olalım buradan hareketle. Ama hiç kimsenin cemaate küsüp, hocaya küsüp, camiye küsmeye hakkı yok. Camiye küsemeyiz ya. Burası Allah'ın evi. Camiye nasıl küsebiliriz? Ev sahibini düşünürsek küsemeyiz. Küsemeyiz. Evet. Ev sahibi Cenab-ı Allah, ben de onun misafiriyim. Zuyufur Rahman diyoruz hacca gidenlere, değil mi? Rahman'ın misafiri. Kabe'ye gidenlere bunu diyoruz. Evet. Kabe'nin şubesi olan camilere gelenler de Allah'ın misafiri. Allah'ın evine geliyoruz biz. Evet. Dolayısıyla böyle kişisel hırslarımız veya bireysel yanlışları bahane ederek camilere küsmeyelim. Olabilir, insanız, hatalarımız vardır. Bizim de vardır, hocalarımızın da vardır. En ön safta namaz kılan hacımızın da yanlışı vardır, hatası vardır. Ama sahabe efendilerimize baktığımız zaman onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, Cenab-ı Allah'ın övdüğü kimseler, dizinin dibinde yetişmiş insanlar. Evet. Ama hiç hata yapmadılar diyebilir miyiz? Hatalar yaptılar. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatalarını düzeltti, öğretti. Birbirlerinden af dilediler, affetmeyi öğrendiler, vefalı oldular, birbirlerinden öğrendiler. Evet. Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibinde öğrene öğrene, işte altın nesili tabiri caizse Risalet dönemindeki en bereketli günleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dizinin dibinde yetiştirdi sahabe efendilerimiz. Şimdi o zaman okul yok, azatlı köleler, deve çobanları, bedevi, Arap toplumunun içerisinden Ömerler, Ebubekirler, Osmanlar, Mus'ablar, Abdullah bin Mesudlar yetişmesi cami eksenli bir hayattan oluştu. Kesinlikle. Diyebilir miyiz kıymetli hocam? Kıymetli hocam, çok güzel dediniz. Ne yaparsak yapalım diyoruz ki, hangi programı, hangi projeyi bireysel anlamda olsun, manevi anlamda olsun, toplumsal anlamda olsun, maddi anlamda olsun, bir ayağı camiye basmalı diyorum. Pergel gibi bir ayağımız mutlaka camide olmalı. İşimizi, randevumuzu, planımızı, programımızı namaza göre endekslemeli. Yani hayatımızda, gündemimizde bu düşünceler, bu duygular her daim olmalı. İşimiz, meşguliyetimiz ne olursa olsun Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatına, sahabeleri yetiştirme anlayışına baktığımız zaman en önemli anlarda bile, savaşın en şiddetli olduğu anda bile cami eksenli, namaz eksenli, iman eksenli bir hayatı kurduklarını görüyoruz. Bizim de yeniden camiye dönmemizi, cami eksenli düşünmemizi, cami merkezli bir hayat inşa etmemizin gerektiğini bir kez daha sizin vesilenizle buradan vurgulamış olalım. Evet, 22 dakikamız kalmış hocam. Din görevlileri ve vefa konusuna da evet, yavaşça camiyle ilgili söyleyeceklerinizi toparlayabilirseniz eğer evet, geçelim inşallah. Kıymetli hocam, tabii insanlar şu müjdeye nail olmak için bu hayırlı işlere koşuyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kim Allah için bir mescidi inşa ederse kıyamet gününde Cenab-ı Allah da onun için köşkler inşa eder cennette. Her birimizin gayesi, inanan her bir insanımızın gayesi bu. Oralara, cennete girebilmek. Yüce Rabbim, bugüne kadar camilere hizmet eden, her bir zerresinde koşturan bütün kardeşlerimizden razı olsun inşallah. Tabii takva üzerine inşa edilmesiyle ilgili de birkaç kelam eder misiniz hocam? Çünkü takva mescidi var İslam'da, bir de dırar mescidi var. Evet. Kısaca ben sizden istirham ediyorum. Şimdi geniş camiler konusunda ama bir cümle özet olarak birkaç cümle. Çünkü camiler takva üzerine olmazsa başka bir şey meydana çıkıyor. Bu hususta istirham evet, ediyorum kıymetli hocam. Kıymetli hocam, tabii ki takva olmadan hiçbir ibadet anlam kazanmaz. Gösteriş için, riya için yapılan hiçbir işin Cenab-ı Allah katında kıymeti, değeri yoktur. Her ne inşa edersek edelim, ister bina inşa edelim, Allah için olacaksa bu, ister gönül inşa edelim, takva ekseninden düşünmemiz gerekiyor, yapmamız gerekiyor. Ecdat kazancının en temizini, en helalini, en safını, en arı durusunu camiye getirdi, koydu. Çünkü biliyordu ki orada o eser kaldığı müddetçe içerisinde ibadet eden herkesten, ezanı duyan herkesten ona da sevap yazılacak. Ya. Dolayısıyla burada sizin vesilenizle parantez açtınız, oraya şu mesajı biz de vermiş olalım. Buyurun. Aziz kıymetli kardeşlerim, zaman zaman bazen camilerimizden yardım toplanıyor. Diyoruz ki falanca şehrimizdeki, filanca ilçemizdeki köyümüzün falanca camisine yardım topluyoruz diyoruz.
Siz belki oraya gidip o yardımı yapma imkanınız olmayacak ama size biz hayra anahtar olma adına gelip bu hayra sizi ortak etmek için bu çağrıda bulunuyoruz. Bir hayır kapısı açıp önümüze giriyoruz. İsteyen girsin, isteyen girmesin. İsteyen girsin, isteyen girmesin. Ama kazancımızın en helali, bütün Rabbim kazancımızı helal kılsın inşallah. En safını, en arısını Allah için verme düşüncesiyle. Allah'ın evini inşa edeceksin. Başka bir şey yapmayacaksın. Gösteriş riyai olmamalı. Dolayısıyla Allah için yapacağımız işte de sadece Allah rızası olmalı kıymetli hocam. Bununla yetinmiş olup buradan din görevlisi kardeşlerimize birkaç cümle o camilerde hem devlet memuru olarak cami imam hatibi, müezzin olarak istihdam edilen görevli, gönüllü hocalarımız var. Hocalarımız, çeşitli hizmetler yapan hocalarımız, bir de tabii derneklerinde hiçbir ücret karşılamaksızın Allah rızası için çalışan kardeşlerimiz var. Bir de hiçbir vasfı olmaksızın o caminin her şeyini kendine dert edinen insanımız var. Bütün bunların içine alacak bir tarifle din görevlileri, din görevlilerle ilgili kıymetli hocam ne buyurursunuz? Çok sevdiğim bir tabir var İslam literatüründe, kademe-i hayrat. Eyvallah. Ya. Yani bu gerçekten çok kapsamlı ve hocam, güzel seçilmiş. Hocam, hadimül harameyn anlayışının devamı olarak anlayışının değil mi? Anlayışının devamı olan kademe-i hayrat. Ne demek? Hayırlı işlerin hizmetkarları. Cenab-ı Allah bizi hep hayırlı işlerde hizmetkar eylesin inşallah. Hayırlı işlerin efendisi değil, hayırlı hizmetkarı. İşlerin hizmetkarı. Ya. Bir insanların en hayırlısı insanlara hizmet eden faydalı olandır. Şimdi bizim hocalarımızın bu kademe-i hayrat vasfının yanında varefetul enbiya vasfı da vardır. Peygamber varisidir. Mihraptaki ilk imam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kıymetli kardeşim, aziz kardeşim, kıymetli meslektaşım, hocam sen peygamberin varisisin. Bizim insanımız zaten bu düşünceyle hocaya hürmetini de her zaman tazimini, saygısını göstermiştir aslında. Elhamdülillah. Hep bunu vatandaş söyler, halk söyler, cemaatimiz söyler. Hocam sen peygamber varisin, davranışınla, yaptığınla bunu temsil ediyorsun, bize hatırlatır. Kıymetli hocam, şunu da unutmamak gerekir ki her birimizin aslında hayatının her bir anında bir hoca mutlaka bize dokunmuştur. Biz din görevlisi hocalarımız, cemaatimizin bu topraklarda yaşayan, bu topraklarda doğan her bireyin hayatının en önemli anlarında varız. Doğunca varız. Doğunca kulağına ezan okuyacak, kamet getirecek, ismini söyleyecek. Baba biliyorsa hocalık görevi onda, bilmiyorsa yakınında veya bir hocamızı çağırıyor. Hocam çocuğuma isim koyar mısın? Niye? Elest bezminde Cenab-ı Allah'a verilen o ruhlar alemindeki söz doğar doğmaz kulağına yeniden fısıldasın. Allahu Ekber nidası ömrü boyunca onun zihninde, kulağında, beyninde kalsın. Doğduğumuzda var. Sünnet olacağız var. İşte yurt dışında siz de görev yaptınız. Okula başlayacak Bedi Besmele var değil Bedi mi hocam? Bedi Besmele var, evet. Okula başlangıç. Bunu Hristiyanlar da yapıyor. Onlar da kendi inançları, kendi anlayışları doğrultusunda onlar da yapıyorlar. Ya. Başlıyor. Mevlidinde var, düğününde var. Hocam duamızı yapar mısın? Efendim nikahında bize var. Nikahında var. Efendim dükkan açacak, alışveriş yapacak. Hocam hayır bereket diler misin? Hasta şifa olun. Hasta olduğunda yanında. Ya. Efendim komşu ihtiyaç duyduğunda yanında, köydeki bir kardeşimiz bir ihtiyaç duyduğunda ilk önce bizim hocamızın kapısını çalıyor. Ondan hocam şöyle bir meselem var, bakıyorsunuz hele hele kırsal köylerde görev yapan hocalarımız din görevlisi gönüllünün yanında bir sürü vatandaşımızın ihtiyacını karşılama noktasında da görev yapıyor. Hocam parantez açmak isterim. Bu pandemi süreci, salgın sürecinde Gölköy'de bizim mahallemizin imamı, biz buradan gidemedik. Analarımızın, babalarımızın ilaçlarına gitti, aldı, getirdi, kapı kapı dağıttı. Allah onlardan razı olsun. Allah razı olsun. Hiçbir şey de talep etmedi. Şimdi duadan başka. Kıymetli hocam, burada şu ayeti kerimeyi farklı düşünmek gerektiği kanaatindeyim. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki: "Veltekum minkum ummetun yed'una ila'l hayr ve ya'muruna bil ma'ruf ve yenhauna 'anil münker." Sizin içinizden iyiliği emreden, kötülükten nehyeden, hayra çağıran, Allah'a ahiret gününe iman eden bir topluluk, bir kavim bulunsun. Ya. Bizim hocalarımızın çok önemli bir görevi var. Hayra çağıran, kötülükten insanları kurtaran, hayra çağırma.
İnsanlardan öyle vardır, öyleleri vardır ki onlar hayra anahtardır, şerre kilittir. Hocamızı tarif ediyor. İnsanlardan da öyle öyleleri vardır ki onlar daima şerrin kapısını açarlar, hayrı kapatırlar. Hani Yüce Rabbimiz başka bir ayette de hayra engel olana yazıklar olsun buyuruyor ya, evet. O kötülerin vasıflarını anlatırken onu da sayıyor. Dolayısıyla hocalık görevini sadece camide namaz kıldırma olarak anlamamak gerekiyor. Çünkü öyle olsaydı Yüce Rabbimiz sadece hocaya emrederdi ama herkese emretti, bana da emretti. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا Ailene namazı emret, onları namaz kılma noktasında da sabırla bu emri yerine getirme, bu görevi yerine getirme noktasında da sabırla devam et. Hoca sen yap demedi. Demek ki hocamızın görevi namaz kılma, namaz kıldırma. O herkesin görevi mümin olarak. Evet. Ama o topluluğu bulup bir önceki ayette okuduğumuz içinizden hayra çağıran, kötülüğü engelleyen, güzel şeylere yol açan bir topluluk bulunsun. İşte bizim din görevlisi hocalarımız, en ücra yerlerde görev yapan, orada Cenab-ı Allah'ın evini bekleyen, Allah'ın ismini en gür seda ile insanlara, dağa taşa, kurda kuşa duyuran hocamız, çok önemli bir görev yapıyorsun. Allah razı olsun. Bu anlamda din görevlileri haftasını ben bu vesileyle kıymetli hocalarımızın tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun inşallah. Onlar sayesinde ezanı Muhammedi her tarafta okunuyor. Bizi yeniden diriltiyorlar. Hani bazen dalıyoruz dünya meşgalesine, farklı işlere daldığımızda bir bakıyorsunuz Allahu Ekber diyor, bir kendimize geliyoruz. Hocam insicamınızı bozmak istemiyorum ama şöyle bir bizim bu konu edebiyatımıza, şiirimize falan o kadar sinmiş ki mesela hani malumunuzu derler ya Anadolu'yu tarif ederken deresinde sazan varsa, her köyünde ozan varsa, minarede ezan varsa orası Anadolu'dur. Evet. Ne mübarek bir yer. Ne güzel bir tariftir ama değil mi hocam? Çok güzel tarif etmiş. Anadolu irfanından süren... Hocalarımız da burada minaredeki ezanın sembolik şeyidir, mümessilleridir değil mi hocam? Kıymetli hocam, az önce de dedik ya, hocalarımız vatandaşlarımızın, cemaatimizin her anında varlar. Hastalığında varlar. Vefatında varlar, en zor anlarında, en sevinçli anlarında, düğünlerinde varlar, en mutluluklarında varlar, askere giderken, gönderirken evlatlarını varlar, en üzüntü duyduklarında varlar. Bizim hocalarımız, bir de siz az önce söylediniz, o pandeminin ilk başlarında kimse sokağa çıkamazken bizim hocalarımızın her birisi sahadaydı. Destansı hizmetle yapılacak. O grubun adı neydi hocam? Vefa sosyal destek grubuydu değil mi? Şimdi konumuzda ne kadar da oturdu, değil mi hocam? Burayı bağdaştırmak lazım. Devlet tehlikeye girdiğinde, millet tehlikeye girdiğinde, din tehlikeye girdiğinde yine bizim hocamız var. Selasıyla milleti dirilten, ayağa kaldıran yine hocamız var. Buradan şu mesajı ben izleyicilerimize duyurmak istiyorum. Yanlışımız, hatamız, eksiğimiz, gediğimiz var elbette ki, biliyoruz. Ama hocalarımızı yıpratmayalım. Bu müessese önemli bir müessese. Islah edici her türlü yorum ve eleştiriye açığız. Eyvallah. Ama yıpratıcı, yıkıcı, yok edici bunlar topluma zarar verir. Hepimize zarar verir. Bize zarar verir. Bütün temel dinamiklerimize zarar verir. Kesinlikle. Bu kurum bizim, bu hocalar bizim. Biz hocayız, hoca biz. Bizden birisi. Hatamız, yanlışımız, eksikliğimiz. Şöyle bir şey diyelim hocam. Camilerimiz bu fonksiyonları yapmazsa, hocalarımız olmazsa ne olur? Hiç düşündünüz mü? Hocam çok zor bir soru. Gerçekten ya. Cevabı bulunmayacak ve düşündüğü zaman çok ciddi yerine felaket senaryolarının ne? Üretildiği bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Cenab-ı Allah diyor ki وَمَنْ اَحْسَنُ غَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَامِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Allah'a çağırandan ve iyi işlerde bulunandan şüphe yok ki ben Müslümanım diyenlerden daha güzel sözlü kim vardır? Hocamız Allah'a davet ediyor bizi. Allah'a çağıran bir davetçi. Bu çağırma görevi aynı zamanda hepimize ait bir görev. Hocam ama, özür diliyorum. Bu çağrımızın muhatapları kimliği ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun, mensubiyeti, aidiyeti ne olursa olsun herkese. Kesinlikle. Hiçbir ayrıma tabi biz tutmaz. Biz insanların rengine, şekline, düşünce, siyasi düşüncesine
nereye mensup olduğuna bakmayız. Allah'ın camiler... gelen herkes Cenab-ı Allah'ın kuludur. Bizim birer Müslüman kardeşimizdir. İnnemel mu'minune ihvetun ayeti kerimesi etrafında buluşmuşuzdur. Bizim kardeşimizdir. Bu manada camiler vahdetin sembolleri, hocalarımız da birer birlik, beraberlik çağırıcılarıdır. Çağırıcılarıdır. Evet. Eyvallah. Hocalarımız da buna dikkat edecek. Hiçbir ayrışmaya, hiçbir ötekileştirmeye alet olmayacak. Ama vatandaşımız da hocanın çağrısının bir bütün olarak herkes olduğunu idrakinde olacak. Evet. Buyurun değerli hocam. Son 9 dakikaya girmişiz. Son 9 dakikaya girdik. Birkaç cümle daha hocalarımızla alakalı. Bu hafta onların olduğu için. Eyvallah. Müsaade ederseniz israf edeyim. Din hizmeti sunan hocalarımız adeta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rahle-i tedrisinde yetişen Ashab-ı Suffe'nin yetiştiği gibi yetişip buralarda hizmet üretiyorlar. Musab bin Ümeyr'ler, Muaz bin Cebel'ler, efendim, Hazreti Ali Efendimiz, diğer sahabi efendilerimiz, Ebu Musa el-Eşari, hepsinden bir Rüce Rabbim razı olsun, isimlerini saymakla bitiremeyiz. Aynı şekilde hocalarımız da o eğitimde, o eğitimvari eğitimlerden geçerek o mihrapta bu görevleri ifa ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Cenab-ı Allah işlerinde kolaylıklar ihsan eylesin. Hocalar bizim. Hocalarımızı yıpratmayalım diye bir kez daha altını çizmiş olayım kıymetli hocam. Evet. Kıymetli hocam, söylediklerinizden ben çok yararlandım, istifade ettim. İnşallah bizim camilerimizin ıslah edici bir rol olduğunu seyircilerimizin unutmamalarını istirham ediyorum. Bazen şöyle diyorlar. Hocam ya bu adam camiye geliyor ama şu yanlışları da var. Diyoruz onlara ki o adam camiye gelmeseydi acaba daha nasıl olurdu? Caminin bütün fren, önleyici sistemine rağmen böyle yapıyorsa. Bir başka şey, hocalarımız mesela bizim, ben Gölköylüyüm hocam. Gölköy'de bir Emin Hafız vardı, Giresunlu Emin Hafız. Gölköy'de onun görev yaptığı dönemde yaşayıp da onun tedrisatında bulunmayan insan yoktu hocam. Biz de okuduk. Bir hoca yaşadığı yere nasıl renk verir? Rahmet damlası gibi olduğu bölgeyi nasıl yeşillendirir? Allah gani rahmet eylesin. Hafız yetiştirmiş, camide hocalık yaparken caminin bakımını onlar mı yapmaz? Mahallenin her şeyiyle ilgilenmiş böyle hocalarımız da var. Allah onların sayılarını artırsın. Milletimizin böyle hocaları takdir ettiğine de inanıyoruz. Bütün hocalarımızın hedefi de böyle örnek hocalarımızın izinden gitmeye çalışmaktır. Var. Yani öyle hocalarımızın sayısı da çok. Kötü örnekleri örnek gösterip öne çıkarıp bu tür büyük hizmetler yapan hocalarımızın da emeklerini göz ardı etmememiz etmeyelim lazım. Etmeyelim hocam. Evet çok hocam. Güzel. Peki o zaman camilerimize, hocalarımıza, milletimize vefa ile ilgili son 5 dakika kıymetli hocam. Evet hocam. Ne buyurursunuz? Buradan oraya geçmiş olalım. Bizim vefa borcumuz var. Müslüman vefalı insandır. Ya eyyühellezine amenu evfu bil ugud. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki ahitlerinizi, ahde vefanızı gösterin, yerine getirin. Vefalı olun. İnsan önce Rabbine vefalı olmalı. Bizi insan kılmış, eşrefi mahlukat yapmış. En şerefli biziz yeryüzünde. En kıymetli biziz. Ama bu kıymetin farkını olup Yüce Rabbimize karşı vefa ve kulluk borcumuzu yerine getirmemiz lazım. Çünkü Cenab-ı Allah bize vefalı olduğunu söylüyor. Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Ya. Bana dua edin ki duanızı kabul edeyim. Ben vefalıyım diyor. Allah'tan daha sözüne sadık kim vardır ki diyor başka bir ayette. Demek ki Cenab-ı Allah vefalı. Bize de diyor ki ey kulum sen de önce bana karşı vefalı ol. Müslüman yaratana vefalı olduğu gibi yaratılana da vefalı olacak. Kime? Yaratılan. Önce kendine. Bize bu sağlığı, sıhhati, bedeni, imkanları veren Yüce Rabbimize karşı, bedenimize karşı biz vefa borcumuzu kendimize yerine getireceğiz. Daha sonra etrafımızdaki insanlara, ana babamıza, hocalarımıza bahsettik ya, bizlere bu ilmi, hikmeti öğreten kim? Hocalarımız değil mi? Her bir hocamızdan Yüce Rabbim razı olsun inşallah. Onlara karşı da vefalı olmak zorundayız. Komşularımıza, akrabalarımıza vefalı olmak zorundayız. Ana babalarımıza. Ana babamıza vefalı olmak zorundayız. Seni yetiştiren ana babayı Allah merhamet etsin der değil mi? Anadolu halkının kadim dualarından bir tanesidir hocam. Eşimize karşı, çocuklarımıza karşı da vefalı olmak zorundayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında
çok vefalı olduğunu görüyoruz. Yani mesela Ebu Talib'in hanımı Fatıma vefat ettiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağlıyor. Diyorlar ki ya öz olan değildi, niye ağlıyorsun? Ama bu kadın var ya, kendi çocuklarını doyurmadan beni doyururdu. Nasıl vefa ağlamayayım ki ya? Vefa. Hazreti Hatice validemizi yıllar sonra bile ismi geçtiği zaman gözyaşları içerisinde anıyor. Ona ahde vefasını, vefasını gösteriyor. Vefalı bir peygamberin ümmetiyiz. Bize de vefalı olmak yakışır. Aynı zamanda şunun da altını çizelim. Bizim bu millete vefa borcumuz var kıymetli hocam. Niye borcumuz var biliyor musunuz? Biz bu milletin en safi duygularla vermiş olduğu imkanlarla okuduk. Her birimiz. Elhamdülillah. İmam Hatip okullarımız bugün hep bu Kadir Şinas milletimiz yaptı. Onlar İmam Hatiplerimizin yurtlarının iyaşesini, ibadetini hep onlar karşıladı zamanında. Allah binalarını varmış. Onlar yaptı. Kur'an kurslarımızın bütün imkanlarını bu kardeşlerimiz, bu insanlarımız yapıyorlar. Yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Bizim bu millete vefa borcumuz var. Allah onlardan razı olsun. Bizim de onlara vefamızın göstergesi olarak her daim hayırlı anacağız, dua edeceğiz. Bu da bir vefadır. Ama yanlarına varıp yaşıyorlarsa ziyaret etme, hal hatır sorma, ihtiyaçlarını giderme, eksiklerini giderme. Bu da yapılması gereken en önemli vefalı davranışlardan bir tanesidir. Unutmamak lazım. Hatta ve hatta camiye gelmeyen kardeşimize de vefa borcumuz var. Ona borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı duada olduğu gibi, ya Rabbi, insanların gönlünü şu eve meylettir. Ya. Kıymetli hocam, aziz kardeşim, şimdi bu dua ile bugün hocalarımız bu vefa borcunu, bu insanlarımız eleştirmeden önce, kızmadan önce bir düşünecek ya. En basiti olan, ben bunu yaptım mı? Yani namaza gelmiyor adam, kızıyor, camiye gelmiyor, onun camiyle işi olmadı. Eleştirmek kolay da bir gün elini açıp da bu kardeşimiz için isme, ya Rabbi falanca kulunun gönlünü de camiye ısındır. Hani İbrahim Aleyhisselam çoluk çocuğunu oraya bırakınca, ıssız, su yok, kuş uçmaz, kervan geçmez yere bırakınca elini açtı, dua etti. Ya Rabbi, çoluk çocuğumu sana emanet ediyorum. İnsan burayı bereketlendir, emin belde kıl ve insanların gönlünü de buraya meylettir. İnsanlar gönlünden camiyi sevmeyi oluşsun, sevgi oluşsun. Bugün bizim camilerimize insanlar gelmiyor diye eleştirmek yerine bu vefayı bile... Neden gelmiyor ve bunda ben bunun neresindeyim diye sorgulamamız gerekiyor. Aynen. Hocam. Evet. Dolayısıyla buradan bütün bu kademe-i hayrat kapsamında camimizin kıyısında, evet, köşesinde Kur'an kursumuzun her türlü hayrında, hizmetinde koşan, koşturan bütün kardeşlerimizden Rabbim razı olsun. Ahirete irtikal edenler varsa onlara yüce Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Vefamızın birisi de ölmüşlerine rahmet okumak, kalanlarına vefa göstermek. Yani evet, ölülerine bile rahmet okumamız bir vefa mıdır hocam? Kesinlikle. Eyvallah. Dua etmek. Biz dün işte bir camimizde, camilerimizin yapımında, yaşatılmasında emeği geçen, minberinde, mihrabında görev yapan, binasında, tuğlasında katkı sunan bütün kardeşlerimizden ahirete göçenler için ne yaptık? Bir dua, Kur'an-ı Kerim okuduk, dua ettik. Allah bizim vefa görevimiz. Nispeten yapmaya çalıştığımız, daha nice güzellikler yapılabilir, yapılmalı. Arkasından böyle dua ettirecek bir hayat yaşamak da herkesin düşünmesi gereken bir husus. O ahde, o vefasını yerine getirdi diyorum. Yaşadığı topluma karşı, insana karşı, Rabbine karşı bir eser bıraktı. Bize de ona dua ederek vefamızı yerine getirmek için. Sadakayı cari olarak gider hocam. Bir cümlede şuraya değineyim müsaadeniz olursa. Evet, son Müslüman, toparlayalım hocam. Yaratanına vefalı. Yaratılan insanlardan bahsettik, onlara vefalı. Evet. Aynı zamanda Müslüman insanın dışındaki bütün mahlukata da vefalı olmalı. Yaşadığımız dünyaya da vefalı olacağız ya. Cenab-ı Allah burayı bize emanet vermiş. Har vurup harman savuralım, yakalım, yıkalım, yok edelim diye değil. İmar etme görevi. En büyük çevreciler camide cemaat olanlar olması gerekir. Kesinlikle. Evet. En büyük çevreciler bizim mahalleden, bizim camiadan, bizim camiden olmalı. Bununla, evet, zamanı şey yaptık, son cümlelerinizi kıymetli hocam doldurduk. Kıymetli hocam, fırsat verdiniz, teşekkür ediyoruz. İmkan sunan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz, kanalımıza teşekkür ediyoruz. Bizleri dinleyen, evlerine misafir eden bütün dinleyicilerimize
Rabbim huzur, bereket, saadetler, helal, bol rızıklar nasip eylesin. Dinlemek inşallah vefasında bulunanlardan Allah razı olsun. Evet. Bu vesileyle bir kez daha camiler ve din görevlileri haftamızı tebrik ediyorum. Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah. Hocam Allah razı olsun. Kıymetli seyirciler, Abdullah Söylemez hocamızın sohbetine doyum olmuyor. Ben saatlerce dinleyebilirim. Hocamızın hem yurt dışı tecrübesi var, imamlık tecrübesi var, vaizlik tecrübesi var. Kendisinden çok yararlandık. Bize camiler, camide hademe-i hayraat olanlar, sonra toplumumuz, vatandaşlarımız vefa ile ilgili çok güzel açıklamalarda bulundu, nasihatlerde bulundu. Allah kendisinden razı olsun. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Geçen sene din görevlileri ve camiler haftasında hayatta olup bu seneki camiler ve din görevlileri haftasını göremeyip vefat eden, camilerimizde din görevlisi olarak çalışmış, camilerimizi yaptırmış, yaşatma derneklerinde bulunmuş bütün kardeşlerimize rahmet diliyorum Cenab-ı Allah'tan. Şu anda hizmette bulunanlara nice din görevlileri camiler haftasına ulaşmalarını niyaz ediyorum. Bize bu imkanı sağlayan Kanal 52 televizyonunu vefasını Cenab-ı Allah'ın takdir etmesini umuyor. Vefa gösterip dinlediğiniz için hepinize şükranlarımızı arz ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.